Merhabalar sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet, yine Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay bir örgü modelden bahsedeceğim. Tığ şi yeleklerinizde, tığ şi etol şamlarınızda, çeyizlik örgülerinizde kullanabileceğiniz gerçekten hem güzel hem kolay bir model çalışması ile geldim. Evet, modelin yapımı için arkadaşlar Alize Angora Gold simli ipimiz var. Şöyle renk numarasını merak eden olursa 267 renk numaramız. Tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığım var arkadaşlar. Evet, modelimizin yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi arkadaşlar zincir üzerine kuruyoruz. Om ve katlarında zincirler çekip modellerinizi kurabilirsiniz. Evet, buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tabii ki trabzan üzerine de kurabilirsiniz arkadaşlar. Om ve katlarında zincirlerimi çekip geliyorum. Evet arkadaşlar, zincirimi çektim burada. Hemen parmağımı şu kısma koydum. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen buradan bir batım yaptım. Tekrar buraya tığımın başına ipimi aldım. Bir tane daha trabzan yaptım. Aynı yuvanın içine arada bir tane zincirimi çektim. Yine bir tane daha trabzan. Tekrar bir trabzan daha yaptım buraya. Burada trabzanlarımı yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şu kısımdan girdim. Buraya yarım trabzan 1, tığımın başına ipimi aldım. 2, tığımın başına ipimi aldım. 3. Evet, bu şekilde trabzanlar yaptım. Hepsini birlikte topladım, kapattım. Buradan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. zincirime giriyorum. Burada tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirime giriyorum. Yine buraya su taşı yapıyoruz arkadaşlar. 1, aynı zincirin içine 2, arada bir tane zincir, yine aynı yuvanın içine 2 tane trabzanımı yaptım. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi bir defa aldım. Hemen şu kısımdan girdim. Tekrar 1, yarım trabzan, 2, tekrar 3. 4 tane ilmeğimi birlikte topladım, kapattım. Şimdi yine sayıyoruz. 1, 2, 3, 4. 4. zincirimden giriyorum. Sık iğne ile sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. zincirimin içine tekrar girdim. Yine buraya su taşını yapıyoruz. Arada zincirimi çektim. Aynı yuvanın içine girdim. Yine tekrar 2 tane trabzan yaptım. Şöyle. Yine 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Aynı bu kısımdan girdim. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Aynı yuvaya. Yine 4 defa bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 4 tane ilmeğimi birlikte topladım, kapattım. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimden girdim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım.
buradan 1 2 3 4 5 6. zincirime girip yine su taşı yapıyoruz buraya. Aynı yuvanın içine 2 tane ikili trabzan, bir zincir, aynı yuvanın içine tekrardan 2 tane trabzanımızı yapıyoruz. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Evet, bu sıramızı bu şekilde tamamladık. En son su taşı olarak bitirdik. Buraya kenar kısma bir tane daha trabzan yaptım. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine burada su taşını yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane trabzan, tekrar 2 zincir, 1 veya 2 zincir çekiyoruz. Aynı yuvanın içine tekrardan batıyoruz. Burada yine 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Aynı şekilde buraya küçük yaprak oluşturuyoruz. Topladım. Şimdi burada sayıyorum. 6 tane zincirimiz vardı. Buradan ortalıyoruz. Hemen zincirimizi 1, 2 şöyle ortalayıp şu kısma girip şöyle kaydırma yaparak buraya sabitledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimizi çektik. Tığımızın başına ipimizi aldık. Burada yapmış olduğumuz su taşımızı tekrardan aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2, arada bir zincir, tekrar 1, 2, tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bu şekilde gidiyorum. Buraya yine yaprak oluşturuyoruz. Topladım. Burada zincirimizi hemen ortalıyoruz. Zincirimize batıp bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımın başına ipimi aldım. Yine buradan aynı şekilde su taşımın içine giriyorum. Trabzan yapıyorum. 1, 2, 1 veya 2 zincirimizi çekiyoruz. Aynı yuvanın içine batıyoruz. Yine trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincirimizi çekiyoruz. Yine yaprak oluşturuyoruz arkadaşlar. Yine bu 6 tane zincirimizin tam ortasını buluyoruz. Ortalayıp bu şekilde kaydırdık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Tığımın başına ipimi alıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimiz bir sıradan oluşuyor arkadaşlar. Ben örneğimi birkaç sıra ilerleyip tekrar sizlerle buluşacağım. Evet arkadaşlar, örneğin birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum siyah bir şeyin üzerinde. Evet, tek sıradan oluşan yapımı bir o kadar kolay bir örnekten bahsettim. Şöyle tersi düzü yok. Her iki tarafı da aynı. Şöyle ortada su taşı gidiyor. Kenarlarda tek tek yapraklar gidiyor arkadaşlar. Şöyle. Evet, gerçekten benim çok hoşuma gitti. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Evet, bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.